Muhabbet Türkler Dünyası kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine taban arasında yine üretime devam ediyoruz. Bugün yine sizlere faydalı olabilecek bir video çekiyorum. Bugünkü videomuzun adı Muhabbet kuşlarında yuvada yumurta varken yuvalık temizliği. Şimdi bunu ne zaman yapabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi yavrularınızı ayıracağınız zaman kuş yuvaya yumurtlayabilir. Bununla ilgili video çekmiştim. Eğer yavrularınızı ayıracağınız zaman kuşunuz tekrar yumurtladıysa, yavrularınızı hani tam tüylenmedi, yeme düşecek şekilde gelmediyse yavrular, kuşunuz da yumurtladıysa bu yumurtalarda pislenmeler olacaktır demiştim. Ve yuvalığınızın içi doğal olarak da pis olacaktır. Çünkü temizleyememişsinizdir. Yavruyu ayırmadan anne kuş tekrar yumurtlamıştır. Şimdi bu gibi durumlarda eğer kuşunuz ürkek değilse, hani alışkınsa size ev ortamına, yuvalığınızı temizleyebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar canlı olarak. Şimdi bakın, benim burada koçkada yatan bir kuşum var. Ben şimdi bunu fazla rahatsız etmeden hemen şöyle yuvalıktan çıkartıyorum. Bakın 4 yumurta var. Yavruları erken yeme düşmediği için yumurtalar bakın ne hale gelmiş. 2 tanesi pislik içinde. Zaten şu bir tanesi kaybolmak üzere. O yumurtanın çıkma şansı çok zor ve sertleşmiştir zaten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın, yuvalığı buradan alıyorum. Çünkü içi felaket dolmuş. Bu işlemi fazla uzun tutmayacaksınız arkadaşlar. Bu işlemi fazla uzun tutarsanız yumurtaları soğutursunuz. Yumurtalar soğuduğu zaman da yavru alamazsınız. Gördüğünüz gibi şöyle yan poşetin üstüne koyabiliriz. Sıkıntı olmaz. Bakın şimdi içerideki yumurtaları alıyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde düşürmeden. Bakın yumurtalarımız bunlar. Ve son yumurtamız çok kötü durumda. İnşallah bu yumurta çıkar diyeceğim. Evet arkadaşlar, bu yumurta kanlanmış. Bu kadar pislik yapışmasına rağmen yumurta kanlanmış. İnşallah çıkar diyorum. Şimdi bütün yumurtaları aldıktan sonra arkadaşlar yuvamızı temizliyoruz. Daha sonra da talaşımızı, kumumuzu ekleyerek, bakın gördüğünüz gibi bir dünya pislik çıktı arkadaşlar. Şimdi tekrardan içine talaşımızı ekliyoruz. Şu anda talaşı bulamadım ama. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde talaşsız da koyabilirsiniz. Ben zaten buna talaş koyarsam bu kuş bu yumurtaları atabilir. Çünkü daha önce de talaşlı bir yumurtaya yatmadı. Bakın normal kum koyabilirsiniz. Şu şekilde az bir şey. Bu şekilde yumurtalarını tekrar koyduktan sonra bakın yuvayı kapatacağım ve yerine takacağım. Daha sonra da sizlerle takip edeceğiz. Arkadaşlar yuvalıklarınızı da yani 3 kuluçka geçtikten sonra değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yuvalıklar 3 kuluçkada çürüyor. Kötü hale geliyor. O yüzden eğer yuvalığınız kötü duruma geldiyse yuvalığınızı değiştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kuşlarınızın sağlığı için çok iyi olacaktır. Bakın yuvalığı astım. Tekrardan. Şimdi anne kuş orada. Bekliyorum yuvalığa girsin. Yuvalığa girmesini bekliyorum. Evet girdi sanırım. Yok, daha girmemiş. Bakın arkadaşlar, şimdi yumurtaları elledim. Bazı kuşlar sinirlenip kırıyor. Ama ben kuşlarımı bir şekilde alıştırdığım için size de göstereyim. Bir şekilde ben yavruları, hani kuşları alıştırdığım için, kuşları bu şekilde temizliklerini falan yaptığım zaman gelip tekrardan gördüğünüz gibi yumurtaların üstüne yatıyor. İşte bu da canlı örneği arkadaşlar. Bakın yumurtaları altına çekiyor. Yuvayı temizledim. Gördüğünüz gibi kuş yumurtalarını bakın şu anda altına çekiyor. Görüyorsunuz. Bakın yumurtaları toparladı.
Evet, onu da aldı. Şu an yumurtaları topluyor. Altını ısıtmaya başlıyor. Kuluçka dönemine devam ediyor. Arkadaşlar, yani kuşlarımı hani alıştırdım buna. O yüzden hani ben ellediğim zaman sıkıntı olmuyor ama böyle durumlarda kuşlarınızın yumurtasını hani ilk yumurtalarda özellikle ellemeyin. Kırar atar. Yuvayı fazla rahatsız etmeyin. Yine kırar atar. Dediğim gibi arkadaşlar, muhabbet kuşlarında yumurta varken yuva temizliği bu şekilde yapılır. Umuyorum videom size faydalı olmuştur. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol like atarak kanalımızı daha yukarılara taşımayı unutmayalım. Açıklamalar kısmında bütün bilgilerimiz var. 1 saatlik çiftleşme videosu var. Oradan da tıklayarak Facebook grubundan resim atabilir. Her yerden videolar, kanalımıza abone olabilir. 1 saatlik çiftleşme ve 1 saatlik Hint bülbülü ve muhabbet kuşlarının çiftleşme videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi üretimler diliyorum.